Herkese merhaba. Ben Sinem, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere, başlıktan da görmüş olduğunuz üzere yurt dışından gelen kargomu açacağız. Bir lens markası, lenslerimi göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Orada daha aktifim çünkü. Her neyse, lafı fazla uzatmak istemiyorum ve o zaman haydi videoya geçelim. Kargo o kadar tatlı ki size anlatamam. Bu arada bu Kore'den geldi. Yani 35 günde falan anca geldi. Şu paketi biraz anlatayım ama ondan önce şuna bir geçmek istiyorum. Söylediğimi bilmiyorum ama lens aldım arkadaşlar. Lenslerim geldi. Lens paketlemesi, bu tatlı gördüğünüz paketlemeler. Şimdi şöyle bir tatlı paketlemesi olan lens kutusuna geçelim. Hop, burada açıyoruz. Bir aynası var. Burada kendimi görüyorum. Hop, şurası da kirlenmiş. Her neyse. Burada bir lens yolusun için bir kap, burada lensleri almak için cımbızları, burada da lens kabı var. Arkadaşlar ben sizden önce lenslerden hepsini denedim, tek birini denedim. Baktım nasılmış diye, gerçekten lens seçimim iğrenç. Yani insan bu kadar mı lens seçemez. Her neyse, bir tanesi aşırı favorim, yani siz de çok beğeneceksiniz. Birazdan takıp gelirim zaten bir gözüme, görürsünüz öyle. Bu şekilde bir kargoydu, lensleri birazdan göstereceğim. Hop. Aşırı tatlı değil mi ya? Çok güzel. Daha sonra elime ne geliyor bakalım. Bir lens kutusu geliyor. Lensler bunun içinde geliyor arkadaşlar. Böyle bunları açmayı ben bilmiyordum. YouTube'dan bakıp öğrendim. Her neyse, daha sonra neler varmış bakalım. Şöyle tatlı mı tatlı bir lens kutusu geliyor. Bakar mısınız? Domuzlu. Hop, şu şekilde. Aşırı tatlı. Kutudan elime gene lenslerin olduğu bir karton geldi. Karton ne ya? Kutu geldi. Hop. Bunlar da böyle yeşil lenslerin olduğu bir kutuydu. Bu şekilde. Ya, lens solüsyonu göndermedikleri için bir tık onlara kırıldım. Evde lens solüsyonum yoktu. Arkadaşım verdi. Teşekkür ederim buradan İrem'den. Sonra tekrar bir lens kutusu. Ben böyle sticker yapıştırdım. Bunları anlatacağım birazdan. Bu da böyle. Ördek galiba bu. Yani ördek, köpek bu. Ne ördeği? Böyle bir köpekle bu şekilde açmaya devam ediyorum. Bu gene lensin olduğu bir kutu. Onu da buraya koyuyorum. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım. Bunun ne olduğunu bilen yazabilir mi? Yani burada diyor ki bu maske. Bu maskeymiş. Üzerinde Hello Kitty olan bir maske. Bakın. Hello Kitty var. Ters tutuyormuşum, pardon. Yani diyor ki burada şekilleri aldığım üzere kabın içine atın ve sonra bu yüz maskesi olacak diyor. Ciddi misiniz ya? Aa, çok tatlı. Bunu şeyde Instagram'da gösteririm arkadaşlar. Bunu mutlaka Instagram'da gösterip beni şuradan da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da böyle değişik şeyleri deniyorum çünkü, bunu bir kenara koyayım. Ben onun ne olduğunu anlamamıştım. Böyle tablet gibi bir şeydi ama üzerine hiç böyle dikkatli bakmamıştım. Daha sonra şöyle bir saç bandı geliyor. Hemen bunları açalım. Bunları bu arada daha önce açmadım. Şimdi benim diyelim lens takarken saçım önüme geldi. Ne yapacağım? Hemen şöyle tutturacağım. Ay, çok tatlı. Buradan da tam bir Koreli kızlara benzedim. Ne alaka değil mi şu an Koreli kızlara, ama ben niyeyse garip bir şekilde benzedim. Bu kadar muzipliğin ardından şunları gerçekten çıkarmak istiyorum artık. Çünkü saçlarım birbirine yapıştı ve şu an bakar mısınız çıkmıyor. Ama acımadım, merak etmeyin. Böyle garip tokalarda. Her neyse. Saçımı şöyle tutturursam. Şimdi paket açılımına devam edebiliriz. Paketimizden bir adet böyle kolajen bir gözaltı maskesi değil, gözaltı pedi çıkıyor. Evet, tam olarak gözaltı pedi çıkıyor. Bunu da ne kadar bekletiyormuşuz? 15 dakika bekletiyormuşuz gözümüzün altında. Her şeyi söylemişler. Ve evet, bu stickerlar aşırı tatlı, aşırı güzel stickerlar var. Burada isminizi yazmanız için işte Turnraft var. Daha sonra sayılar var. İşte yıllar falan var. Bu şekilde böyle süsleyebileceğiniz. Ben daha doğrusu bunu lens kutumu süslemek için kullandım. Ve öyle yapacağım. Daha fazlasını yapıştıracağım. Aşırı düşünülmüş ve aşırı tatlı bir sticker seti. Ve son olarak da paketimizden
lensimizin diğeri çıkıyor. 3 tane lens aldım arkadaşlar. Bu da diğer lensim. Bu mavi bir lens. Hemen size paketini göstereceğim. Ben bu lenslerin seçimini yaparken doğal olmasına önem göstermiştim. İkisinden bahsediyorum. Gerçekten ikisinin doğal değil. Sadece bir tanesi doğal çıktı. Her neyse, bunun için kimseyi suçlayamayacağım. Bu benim hatam. Böyle mavi bir lens. Arkadaşlar bu maviydi. Gördüğünüz üzere bu mavi bir lens. Bunları diğerini göstereceğim ama diğerini gösteremiyorum çünkü diğeri burada. Bu da beyaz bir lens. Gördüğünüz üzere beyaz bir lens taktığınızda her yeri bembeyaz görüyorsunuz. Bunu da deneyeceğim. Şimdi ben bu lensleri deneyeyim, takayım. İkisini birden takmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bir tanesini takarsam diğerini göremeyebilirim. Her neyse, takıp geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar, lensimi uzun uğraşlar sonucunda taktım. Ben hemen lens takabilen bir insan değilim. 2 saat uğraşıyorum. Gözümün üzerine bırakamadığım için aynanın dibine girip taktım. Kameradan takamıyordum çünkü. Şimdi lenslerim bunlar. Bu şekilde masmavi bir lens. Ben bunu birazcık daha doğal olmasını umuyordum, yani düşünüyordum ama kötü bir seçim yapmışım. Her neyse, ama o kadar kötü değil. Çok güzel bir makyajla çok güzel taşınabilecek bir lens. Lensin gözüme hiç batması olmadı. Şu anda da ilk takışım. Dün gece taktım bir tanesini. İkisini birden ilk takışım ve hani hiçbir batma, rahatsızlık hissi yok şu anda. Bir sorun yok şu anda. Hani wow derecede gözümü kızartacak hiçbir şey yok. Bakın, renkleri bu şekilde. Şu an dibinize girdiğim için çok üzgünüm ama renklerini görmeniz açısından ve işlemesine bakmanız açısından bu şekilde bakabilirsiniz. Sizce nasıl oldu? Üzerim mavi, gözlerim mavi. Bence çok sırıtmadı. Güzel oldu. Ama bir tık göz ön plana çıkıyor arkadaşlar bu lensle. Kendimi bir tık garip hissettim çünkü hayatım boyunca hiç mavi lens takmamıştım. Yeşil kullanmıştım. Yeşilin tonlarını kullanmıştım ama hiç maviye denilme şansım olmamıştı. Garip hissediyorum. Hiç böyle kendimmişim gibi gelmiyor şu an kameraya baktığımda da. Sizler nasıl buldunuz? Sizler beğendiniz mi? Tam benlik dediğiniz bir lens mi? Bu arada bu 3 tane lensten hangisi sizin için uygun? Onları da yoruma bırakabilirsiniz. Yorumları da cevaplayacağım. Bakarsınız. Şimdi bunu şey yaptığımıza göre, gördüğümüze göre diğer lensimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, en doğal lens takıp geldim. Yeşil. İşlemesi bu şekilde. Umarım görebiliyorsunuzdur. Kameranın biraz yakınına giriyorum. Bu da gözünüzde hissetmeyeceğiniz çok rahat bir lens. Ben numarasız lens kullanıyorum arkadaşlar. Gözlerim bozuk değil. Kendime en çok yakıştırdığım bu olmuş ama dün arkadaşlarıma takıp gösterdiğimde hiç beğenmediler. Siz nasıl buldunuz? Ben en doğal olarak bunu buldum. Şimdi üçüncü lensi geçeceğiz ama üçüncü lens gerçekten dehşet. Harika bir lens. Onu çok güzel bir makyaj yapıp Reels olarak paylaşmak istiyorum ve dikkat çekeceğini çok düşünüyorum. Siz de neler düşünüyorsunuz? Birazdan göstereceğim. Onu da yoruma yazın mutlaka. Bu lens bu şekildeydi. Bence gayet doğal bir işlemesi var. Bu lensimde hara yok arkadaşlar. Diğerinde olmadığı gibi. Bu da bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Karşıya bakıyorum ki lensin nasıl durduğunu daha rahat görebilin diye. Ben yakıştırdım kendime. Güzel oldu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizce mavi mi daha güzel oldu yoksa bu mu daha güzel oldu? Birazdan göreceğiniz zaten lens herkese yakışacak bir lens. Bunu da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi diğer lensimi takmaya gidiyorum. Şimdi şu kutuyu açmayı bilmeyenler için hemen göstereceğim. Çünkü ben de bilmiyordum. Buradan ilk önce kutumuzun kapağını açıyoruz. Bakın bu şekilde. Tırnağınız varsa açmayın çünkü benim şu tırnağım kırıldığı için bunu açıyorum. Böyle bunu açtık ya. Hop. Böyle kalıyor. Mal gibi kalıyoruz böyle. Sonra ne yapıyoruz? Bunu açamayacağımıza göre hemen bir pensa yardımıyla bunun burasını soyuyoruz ve lensimizi kutusuna döküyoruz. Şimdi ben diğer lensimi takmaya gidiyorum ve gelince görüşürüz. Arkadaşlar selam, şu an göremiyorum. Tam olarak göremiyorum. Önümde bir beyaz perde var. Lensimi nasıl buldunuz şu an? Hani gözlerim biraz buğulu gözüküyor. O yüzden tepkilerimi veremiyorum ve şaşkın bir şekilde gözüktüğümü düşünüyorum. Lensimi nasıl buldunuz? Cosplay lens arkadaşlar. Yakından bu şekilde gözüküyor. Garip bulduğunuzun farkındayım. Ben bunu seçerken Türkiye'de böyle bir şey bulamayacağımın farkındaydım ve değişik bir lens seçmek istedim. O yüzden böyle değişik bir lens seçtim ve buna çok güzel bir cosplay makyaj yapıp reels çekmek istiyorum. Yani deminden beri söylediğim lens bu. Diğer iki lens doğal ve bunun değişik bir lens olmasını istiyordum. Ama
sanırım lens seçimlerim çok doğru değil. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bu lensi özellikle nasıl bir makyajla kullanabilirim? Şu an göremiyorum ve bunu nasıl çıkaracağım asla bilmiyorum. İlk defa ikisini aynı anda takıyorum ve çok garip bir his ya. Gerçekten görememek çok kötü. Bu lensi direkt hemen çıkarmak istiyorum çünkü daha fazla katlanabileceğim bir lens değil. Bir de hayatımda şu siyah lensleri nasıl takıyorsunuz onu hiç bilmiyorum kocaman diye. Lensler bu şekilde. Umarım görebiliyorsunuzdur. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok severim. Bu arada bu lenslerin linkinin hepsini Pink Paradise'dan aldım arkadaşlar lensleri. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bu lenslere ulaşabilirsiniz. O zaman haydi görüşmek üzere.